Efendim sırada hem çok iyi hem de işimize oldukça yarayacak bir haber var. Biliyorsunuz yavaş yavaş hayatımızın artık her alanına giren yapay zeka İstanbul'u depremden koruma sistemlerine de öncülük etmeye başladı. Genç mühendislerimiz yapay zeka tabanlı bir yazılımla içinde oturduğumuz o binaların sağlamlığını artık online olarak ölçebiliyorlar. Bunu peki nasıl yapıyorlar? Onu da Beyaz TV sizin için araştırdı. İstanbul'u depreme hazırlamak isteyen genç mühendisler yapay zeka ile hazırladıkları sistemle online deprem testine başladı. Beklenen büyük İstanbul depremine binam hazır mı sorusuna cevap arıyor ama kat malikleri ya da site sakinleriyle bir türlü ortak paydada buluşamıyorsanız artık tek tıkla oturduğunuz yerden deprem riski tespiti yaptırabiliyorsunuz. Akademik çalışmalarımızdan yola çıkarak oluşturduğumuz inşaat doktoru bina güvenlik testini yayınladık. Bu noktada bir yazılıma dönüştürdük. İnşaat yüksek mühendisi Alper Kutlu, yapay zeka altyapılı yazılımıyla online olarak bina analizini raporlayabileceğiniz bir sistem oluşturdu. Adres bilginizi girdikten sonra zemin durumunuzu binanızın altyapıdaki verilerden ve AFAD'dan çekiyor. Devamında size 16 tane önemli kritik soru yöneltiyor. İnsanların en hızlı yöntemle, en doğru şekilde binaları riskli mi, riskli değil mi test etmeleri adına bir çalışma yaptık. Kadıköy Acıbadem mahallesindeyiz. Rastgele bir bina seçtik ve o binanın adresini şu anda sisteme yazıyoruz. Bakalım bu bina deprem riski taşıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi aslında eski binalarda en büyük problemlerden birisi de bu. Gördüğünüz gibi yerler kabarmış, son derece kötü, su etkisine maruz kalınmış. Duvarda soyulmalar ve lekeler son derece mevcut. Demirlerde güçlendirme çalışması için çeşitli önlemler alınmış ancak hala korozyon etkisini binada görebiliyoruz. Bize 15 sayfalık detaylı bir rapor sundu. Bu binanın baktığımız zaman %15'lik bir aslında çökme ve risk durumu söz konusu diyebiliriz toplam orandan yola çıkarak. Sistem açıkçası bu bina için riskli dedi. Sistem görüşü %50-60 arası mevcut yapının güçlendirilmesi ya da yeniden yapılmasının uygun olacağından bahsediyor. Aynı mahallede başka bir bina, dışarıdan yeni bir yapı, risksiz bir bina gibi duruyor ama gerçekte de öyle mi? Sisteme adresi yazıyoruz, bakalım sonuç ne çıkacak? Bir önceki binaya göre kirişlerimiz, kolonlarımızın durumları son derece iyi. Bunun sebebi hem yeni bir bina olması hem de bakımlı olması. Burada paslı, çürük bir yapı söz konusu değil. Raporumuz ilgili sonucu bize çıkardı. Bu binanın risk seviyesi şu anda %1'lerin altında. Özellikle çökme riski açısından konuştuğum zaman. Genel olarak binanın genel görünümüne ve durumuna iyi notunu verdi. Sistemi kullanmak için belirlenen sembolik ücret de AFAD'a bağış olarak gidiyor. Sistemin bloke edilmesini veya zararlı bir şekilde kullanılmasını engellemek adına bir 49 liralık sembolik bir ücret alıyoruz. Bunu da zaten AFAD'a bağışlıyoruz. İstanbul'u genel olarak büyük depreme hazırlamayı ve insanları bilinçlendirmeyi öngörüyoruz sistemimiz içerisinde.